Selamlar dostlar, bu videomuzda Xiaomi'nin robot süpürgelerinden Vacuum Mop 2 Pro Plus'ın performansını ve kullanımını görmeye çalışacağız. Model üzerinden baktığınızda Vacuum Mop 2 Pro ve sonunda da artı işaretinin olduğunu görüyorsunuz. Plus modeli yani Vacuum Mop 2 Pro modelinden biraz farklı. Aralarındaki en büyük fark ise bunun üzerinde herhangi bir sensör bölümünün bulunmaması. Yani ürünün üst yüzeyi tamamen düz bir şekilde ve mobilya, dolap veya koltuk altlarına daha rahat girecekmiş gibi görünüyor. Ancak bazı yorumlarda çarpma konusunda, köşelere, kenarlara veya ayaklara çarpma konusunda bazı endişelerin olduğu görülüyor. Onların hepsini de kurulumdan sonraki kullanımda görüp bakacağız. Cihazın üzerinde 16 tane özgün sensör ile akıllı uzlamsar farkındalık varmış. Yani etrafında ve altında bulunan 16 tane sensörle çevresinde bulunan cisimleri fark edebiliyormuş. En büyük artısı ise 3000 Pascal'lık emiş gücüne sahip olması. Robot süpürgeler için en ideal emiş güçlerinden biri. Bundan daha fazla çok daha iyi ama 3000 Pascal'lık bir emiş gücü bir robot süpürge için gayet güzel bir değer. Kurulum aşamasını başka bir videoda göstereceğim. Almayı düşünen arkadaşlar sadece inceleme adına geldiği için kurulumu göstermeye gerek yok. Kurulumu ayrı bir videoda ve detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi kutunun içerisini açalım ve cihazı görelim. Evet, burada bir bant var. Bu bant çıkarıldıktan sonra artık kullanılmış sayılıyor gibi bir durum var. Cihaza ulaşacağız gibime geliyor. Direkt bu şekilde bir kutuyla geliyor arkadaşlar. İçerisine bakacağız. Böyle bir paspası var. Ve bu bölümde su tankı var. Bunu da test edeceğiz. Makinenin altındaki fırçayı temizlemek için böyle bir tarak gibi bir şey var bunun içinde. Bu şekilde bir fırçası da var. Evet, Türkiye'de var burada. Kutu içerisinden çıkan parçalar bunlar. Hemen şöyle alt bölümü göstereceğim. Makine bu şekilde hazır geliyor. Ve şu tekerleklerin üzerinde şurada yağlı kısımlar var. Bunlar herhalde buraya herhangi bir iz bırakmadım. Şimdi makinenin kurulumuna geçeceğim. Kurulumu yapıp haritalandırmayı yapacağım. Daha sonra testlerini yapacağız. Dediğim gibi kurulumu farklı bir videoda göstereceğim. Kurulum sonrasında testlere geçelim bakalım. Cihazın kurulumunu tamamladık. %100 şarj ettik. Hatta şarj ettikten sonra haritalandırmayı da yaptık. Bu haritalandırmayı nasıl yaptığını diğer kurulum videosunda gösterdim. Evimiz dubleks olduğu için mutfak, salon ve ara hol olmak üzere bu şekilde bir haritalandırma yaptı. Cihazdan biraz bahsedelim. Daha sonra testlerimize geçeceğiz. Haritalandırma yaparken de ilk temiz esnasında bir toz toplama yaptı. Paspası hiç takmamıştık. İlk kullanımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir toz topladı. Bir sert zemin üzerinden topladığı tozlar ve kirler bunlar arkadaşlar. Mutfakta dahil buna. Toz haznesinin şurasında bir düğme var. Bu düğmeye bastığınızda bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kolayca takıp geri şuradan tutup çıkartabiliyorsunuz. Şimdi içerisini boşaltmak için şurada bakın ok işaretleri var. Burada tırnaklar var. Bu tırnaklardan kapağı kurtarmanız gerekiyor şu şekilde. Bu tırnaklar daha iyi olabilirdi bence. Çok güven vermedi bana. Sert bir yapıdalar ama daha farklı bir açılma stili olabilirdi. Filtreyi çıkartmak için de şu bölümde bulunan boşluktan tutup filtreyi bu şekilde alıp temizleyebilirsiniz. Burada ince bir filtre olduğu için filtre çok fazla kirlenmiyor. HEPA filtre gibi bir şey. Bu yıkanabilirmiş arkadaşlar. Açtığınız baktığınız çok toz var. İsterseniz yıkayabilirsiniz ama sert bir fırçayla yıkamayın çünkü kağıt bir filtre bu. Ben çok da yıkanması taraftarı değilim. Yere hafifçe vurarak temizleyebilirsiniz bunu. Bu şekilde bir toz toplama performansı var. En düşük seviyede çalıştırdık ve bu şekilde bir toz çıktı. Şimdi birazdan daha yüksek seviyede ve paspasla deneyeceğiz zaten. Emişi buradan yapıyor. Şuradaki boşluktan fırçalar yardımıyla. Kapağı açtığınızda şurada bir reset butonu var. Wi-Fi işareti var. Şu an bağlı olduğunu gösteriyor. Kapak içerisi bu şekilde. Şu bölümde bir kamera gibi bir şey var. Bu görsel gezinme sensörüymüş. Şu noktadaki. Burada açma kapama düğmesi ve home düğmesi var. Bunların bazı işlevleri var. Cihazı açmak için açma kapama butonuna 3 saniye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir kere basıp bırakırsanız temizliğe başlar. Bu tuşa bastığınızda da cihaz her neredeyse şarj standına geri döner. Eğer herhangi bir noktada 3 saniye basılı tutarsanız bu nokta temizlik moduna gider. Cihazın etrafında 1,5 metrekarelik bir alanı temizler ve aynı başladığı noktaya geri döner ve temizliği bırakır. Süpürgenin ön bölümünde çarpışma tamponu var arkadaşlar. Yani darbe emici gibi düşünebilirsiniz. Arka bölümde öyle bir şey yok. Sadece ön bölümde herhangi bir yere çarptığında darbe emici görevi görecek ve sensörlerle donatılmış bir tampon bulunuyor. Hemen şu ön bölümde engel sensörü bulunuyor. Bu sensör ana sensör olarak geçiyor. Yan taraflarında ve alt taraflarında da çeşitli sensörler var. Şu anda su haznesi ve paspas takılı. Sadece paspas istediğiniz zaman bunu takın. Ayrıca zaten cihaz su haznesinin takılıp takılmadığını anlıyor ve ona göre size uygulamada seçenekler sunuyor. Bakın şu anda su düzeyi ayarı burada görünüyor. Su haznesini çıkarttığımız zaman bu seçenek kaybolacak. Şimdi su haznesini bir çıkartalım. Hemen şu yan taraflarda bulunan iki butona basıyorsunuz. Bunun için makineyi ters çevirmenize gerek yok. Su haznesi çıkarıldı.
Su haznesini çıkarttığınızda size zaten bir uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi su haznesini çıkarttığımız için buradaki seçenek de kayboldu. Şurada gördükleriniz de 4 adet sensörler ise uçurum sensörleri. Mesela merdivene geldiği zaman eğer boşluk görürse orada geri dönüyor. Yani gittiği noktada bir boşluk varsa bu sensörler yardımıyla aşağı düşmesini engelliyor. Fırçayı çıkartmak için ilk önce şu kapağı çıkartmanız gerekiyor. Şurada iki tane kanca var bakın. Bu kancaları şöyle sıkıştırdığınızda kapağı alabiliyorsunuz bu şekilde. Daha sonra fırçayı da rahatça çıkartabilirsiniz. Bu şekilde fırçaya da ulaşabiliyorsunuz. Bakın buraya bir ip sarılmış. Hemen onu alalım mesela. Fırça çok sert bir fırça değil. Zemini çizecek bir fırça değil. Yumuşak bir fırçası var. Fırçayı yerleştirirken de şu bölümü şu deliğe yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde ve böyle bırakıyorsunuz. Kontrol ettikten sonra kapatabilirsiniz. Buradaki ana tekerler tek yöne doğru hareket ediyor. Ama şu ön teker her yöne hareket ediyor. Çıkartabilirsiniz bu tekeri. Şöyle deneyelim bakalım. Bu şekilde tekeri çıkartıp bunu da temizleyebilirsiniz. Ve tekrar yerine bu şekilde takabilirsiniz. Şimdi toz haznesini temizliğini yapalım. Daha sonra paspasımızı ıslatıp su haznemizi dolduracağız ve temizliği başlatacağız. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Paspası kullanmadan önce paspası ıslatmamız gerekiyor ve fazla suyunu sıkmamız gerekiyor. Bu şekilde paspası çıkartabiliyorsunuz. Şöyle aldığınız zaman paspası yıkayıp daha sonra takabilirsiniz. Bakın şu bölümde bir emiş noktası var. Su haznesinin içerisindeki suyu buradan emiyor ve şurada bir pompa var. Ufak bir pompa. Şu su pompasıyla da emdiği suyu şu noktalara dağıtıyor. 3 noktaya dağıtıyor bakın. Ve şu noktalardan paspasa su enjekte ediyor. Buradaki su ayarını uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. 3 kademeli bir su enjeksiyonu yapabilirsiniz. Az, orta veya çok gibi. Su haznesine su doldurmak için şurada bir kapak var. Bu kapağı şu şekilde kaldırıp bu noktadan suyu doldurabilirsiniz. İsterseniz musluktan da doldurabilirsiniz. Fark etmez. Evet, bu şekilde doldurduk. Kapağını kapattık. Evet, su haznesi bu şekilde suyla doldu. Şimdi takacağız. Bu şekilde hazırladıktan sonra alt bölüme herhangi bir şekilde cihazı ters çevirmeden takabilirsiniz. Şu anda süpürme ve paspas işlemi için makine hazır. Sadece mutfak için temizliğe başlatacağım. Standart temizlikte ve orta seviyede su düzeyi ayarını yaptık. Burada şimdi sadece şu mutfağı seçiyorum ve temizliği başlat diyorum. Bakalım ne olacak. Işıktan belli oluyor. Şuralarda geçtiği noktalar. Buralardan geçmedi arkadaşlar. Şimdi geçecek bakalım. Bu şekilde bir temizlik yapıyor. Paspası da şu yandaki iki tane tuşa basarak açabiliyoruz. Paspasın durumu da bu arkadaşlar. Şimdi bir de parke üzerinde deneyeceğiz. Sadece ara holü temizleyecek şimdi. Şimdi bu durumdayken buradan gücü arttırıyorum. Tamam diyorum. Güç sesi arttı. Suyu da yüksek yapıyorum. Turboyu aldım. Evet, paspasın son hali bu şekilde. Bunu şimdi tekrar yıkayacağız ve kullanıma hazır hale getireceğiz. Şimdi dostlar tam teşekküllü bir temizlik başlatacağız. Halılar serili salonda, ara holde ve burada. Ancak şu püsküller engel oluyor. Halının altına sokmaya karar verdik. Bakalım o şekilde temizleteceğiz. Ayrıca ben şurada şu ayarı yapacağım bakın.
Cihaz ayarı, halı desteğini açacağım. Halı desteğini açtık. Halının üzerine geldiği zaman gücünü arttıracak. Halının üzerinden çıktığı zaman standart moda geri dönecek. Bu şekilde bütün evin temizliğini başlatacağız. Şu anda toz haznemiz tamamen temiz ve halılarla beraber komple temizlikte bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet, bu şekilde püsküllerini ayarladık. Şu anda hazır ve temizliğe başlatıyorum. Şu an halı üzerinde olduğunu anladığı için turbo moda geçti. Gördüğünüz gibi tekrar normal moda geçiyor. Bu şekilde komple temizliği yapacak. Daha sonra son performansa bakacağız. Evet, temizliği tamamladı. Toplam temizlik alanı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim. Evet, topladığı toz burada. Tek bir temizlikte bu kadar toz topladı arkadaşlar. Sizlerle beraber Xiaomi'nin Vacuum Mop Pro 2 Plus robot süpürgesinin bir incelemesini yaptık. Süpürme ve paspas konusunda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sadece bu robot süpürgeye özel değil, diğer robot süpürgelerinde genelinde en büyük problem halı saçaklarına takılma ve bu modelde de aynı sıkıntı mevcut. Saçaklı halıların üzerine çıkarken bazen takılmalar olabiliyor. Bazı yorumlarda karanlık ortamlarda çalışmadığı söylenmiş. Zifiri karanlıkta çok denemedim ama oldukça karanlık bir ortamda gayet güzel temizliğini yaptı. Ayrıca baza altına, salondaki koltukların altına, portmantonun altına gayet rahat bir şekilde girip çıkıyor. Engellere çarpma konusunda ön bölümde problem yok. Ancak bu engeller sağ veya solda olduğu zaman ve cisim boyutu eğer küçükse engellere çarpabiliyor. Ama ön bölümde bulunan darbe emici tampon sayesinde pek bir zarar görmüyor. Yani bu çarpma konusu çok da problem değil. Duvarlara kesinlikle çarpmıyor veya mesela zeminle arasında çok fazla mesafe olmayan mobilyalara kesinlikle çarpmıyor. Yaklaşık bir 3-4 santim kala tamamen duruyor. Batarya kapasitesi ve emiş gücü bakımından bence yeterli ve gayet güzel bir seviyede. En büyük handikapı ise dubleks evlerde ikinci bir harita ekleyemiyor olmanız. Yani eviniz dublekse üst katınızı haritalandırma yapamıyorsunuz. Harita ekleme özelliği uygulamada yok. Belki ileride bir güncelleme ile gelebilir ancak üründe uzun zamandır böyle bir problem var ancak bu problem çözülmemiş. Üst katları temizlemek için makineyi direkt elle üst kata çıkartıp temizlik başlatma düğmesinde makine üzerinden basarsanız normal haritalandırılmış alandan daha uzun bir süreyle o noktaları da temizleyecektir ve tekrar şarj standına geri dönmek isteyecek ve şarj standına ulaşamadığında olduğu yerde kalacak ve sizin onu şarj standına götürmesini isteyecektir. Yani dubleks eviniz varsa diğer katta manuel olarak kullanabilirsiniz. Yukarı çıkartıp butona bastığınızda temizliğe başlayacaktır. Ama bazı robot süpürgelerde iki tane harita tanımlama işlevi var. Bu işlev sayesinde hem üst katı hem alt katı gayet rahat tanımlatabilir ve temizletebilirsiniz. Dubleks ev kullananlar bunu bilerek almalı. Biz bunu bilerek aldık. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadığım veya aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Yorumlarda çok fazla soru işareti olan eğer bir soru olursa bunlarla ilgili ikinci bir video da hazırlayabilirim. Bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.